Düşerken herhalde ayağımı sandala çarpmış olacağım, biraz sancıyor. Onun için de özür dilerim. Rica ederim, önemli bir şey değil ki. Koluma girin, o ayağın üzerine ağırlığınızı çok vermeyin. Teşekkür ederim. Bir dakika. Ağrımıyor değil mi? Yok. Afiyet olsun efendim. Teşekkür ederim. Boş masamız yok. Beklerseniz birazdan boşalır. Hesap. Ver bakayım. Şuradaki masa boşaldı. Eyvallah. Neredeyse bu kazaya sevineceğim. Neden? Seni tanımama sebep oldu. Tekrar görüşeceğiz değil mi? Tabii. Selma, benimle evlenir misin? Bunu ben de çok isterdim. Ama... Hani beni seviyordun? Tabii seviyorum sevgilim, seviyorum. Seviyorum ama... Müessesemiz yeni evlilere mutluluklar diler. Teşekkür ederiz. Başka bir emriniz var mı? Hayır, şimdilik yok. Müsaadenizle. Şampanya da bitti. Şimdi ne yapalım? Bilmem. Şey... Kahve! Kahve içelim. Kahve mi? Yapalım mı? Thank you.
Anne, ne işin var burada? Ne işin varmış? Asıl senin ne işin var? Ben evlendim anne. Genç zamane cadıları ne olacak? Bir dakika gözünün önünden ayırmaya gelmiyor. Hadi tutun sırtıma da gece yarısı olmadan eve gidelim. Anne, ben çocuk değilim. Ne eve ne de başka bir yere gitmek istemiyorum. Ben de bundan korkuyordum. Seni büyüledi değil mi? Ah şu erkek cadılar! Bazıları çok utanmaz oluyorlar. Ama o bir cadı değil ki. Ne? Kusura bakma anne. Damadın ölümlü bir insan o. Bu güzel işte. Demek ki bir oltaya takılmışsın. Şimdi onu bir bal kabağı yapayım da gör. Anne, onu kendi haline bırak. Sevimli, tatlı, gerçekten mükemmel bir insan o. Benim zavallı kızım, seni bu beladan kurtarmalıyım. Ama ben hayatımdan memnunum. Demek öyle. Düğün geceni iri bir kurbağa ile geçir de aklın başına gelsin. Yo yo, sakın böyle bir şey yapmaya kalkışma. Onu seviyorum anne. Anne, lütfen kaybol, şimdi gelecek. Ben o işin icabına bakarım. İhtiyacınız mı vardı beyefendi? Şey, anahtarım lütfen. Buyurun efendim. Şu gençlere de hiç akıl vermiyor. 2000 yıldır hiç kimse bir ölümlüyle evlenmedi ailemizden. Ben ne yaptığımı biliyorum anne. Bütün bir yılı insanlardan birisiyle geçirirsen onlardan farkın kalmayacağını biliyorsun değil mi? Kızamık, romatizma, ülser, saç dökülmesi. Ne romantik bir gelecek. Sevdiği adama yardımcı iyi bir ev kadını olmak istiyorum. Bebeksin sen. Daha süpürgeyle bile yeni yeni uçmasını öğrendin. Ha anne, hadi git artık. Geliyor işte. Gitmiyorum. Senin bir cadı olduğunu biliyor mu? Daha söylemedim. Öyleyse mesele kendiliğinden hallolacak. Gel sevgilim. Tuhaf bir şeyler oldu. Sanırım şampanyadan. Sana bazı şeyler söylemek istiyorum. Sabah konuşsak. Hadi, yok, yok. Yatalım, şimdi ne olur yatalım, sabah konuşuruz. Bana hadi. Şimdi konuşmamız gerekiyor. Ne olursun. Emba, yatakta bizim reklamını yaptığımız firmanın yatağı, konfor. Hemen konuşmamız gereken önemli bir şey var. Peki, söyle bakalım. Neymiş? Fikret. Hı. Sevgilim, ben bir cadıyım. Cadı mı? Canım, bütün kadınlar biraz cadıdır. Sevgilim, ben gerçek bir cadıyım. Cadı! Yani süpürgenin sopayla uçanlarda. İkimize de şampanya dokundu galiba. İnan ki çok ciddi söylüyorum. Peki, sivri külahın uçan süpürgen nerede? Annem haklıymış. Hani annenin Hindistan'da olduğunu söylemiştin? Oradaydı ama bu akşam uğradı. Buraya mı geldi? Yoksa şimdi burada mı? Gitti, gitti. Görünmeyen cinsten de olsa balayında kaynana istemem. Anlaşılan sana cadılığımı ispatlamalıyım. Tamam. Biraz hava alsam iyi olacak.
sert bir içkiye ihtiyacım var. Çocuklarımız nasıl olur acaba? Çocuklarımız? Çocuklarımız da cadı mı olacak? Tabii ki hayır. Cadılarda erkek önemlidir. Sen insan olduğuna göre çocuklarımız da insan olacak. Ah, bak bu iyi işte. Ah, sevgilim!